Herkese merhabalar. 10. gün videosuna hoş geldiniz. Bu videoda inşaat yapacağız. İlk önce burayı bir boşaltayım. Siz nereden çıktınız? Çete misiniz oğlum? Niye? Öldü işte onlar. Sen daha neyi zorluyorsun? Ölmeyeceğini düşünüyorsun. Tamam, nişan almakta kötüyüm de. O kadar da değil. İlaç nerede bulmuştum? Suya mı düştü ilaç? Bu çürümüş mü? At. Şimdi sizden kemik elde edebilirim. Bir şeyler yapabilirim ama uğraşmayacağım. Virginia da geldi. Sen beni takip et bakalım. Virginia sen ne yapıyorsun? Korkmana gerek yok ki. Evet. Gel. Dans ediyor. Yaklaşsam korkar mısın? Korktum, tamam, yaklaşmıyorum. Sen dans et, biz gidiyoruz. Bugün aslında daha 9. günmüş. Önemli değil. İnşaat yapacağımız yere doğru ilerliyorum. Eğer bir ada bulursam oraya inşaat yapacağım. Ormanın içinde çünkü sürekli yaptığım şeyleri yıkıyorlar. Hiç verimli olmuyor. Yamyam öldürmekten inşaat yapamıyorum. Tadım kaçıyor. Çok güzel bir baga gel. Neyse, güzel değil yol. Şimdi bunlar sahilde yaşıyor zaten. Bu da ikinci kampları. İkinci kampları. Biz biraz daha yürüyeceğiz. Şimdi hızlıca biraz kütük sopa döpüleceğim.
Evet, yeterli miktarda kütüğümüz oldu. Şimdi inşa etmeye başlayalım. Sands of the Forest'ta inşa The Forest'tan biraz farklı yürüyor. Veya isterseniz The Forest'taki gibi de inşa edebiliyorsunuz. Burada hazır yapılar var. Nerede? Burada. Böyle kulübe falan yapabiliyorsunuz. Ama biz tamamen doğaçlama gideceğiz. En yüksek noktayı bulacağım. Ya da evet, buldum. Şurası aşağı yukarı en yüksek nokta ve evi başlatmak istediğim nokta. Modu uzunlamasını yapıyorum. İlk kütüğü istediğim doğrultuda yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi şu an evin temelini yapmaya başladım. Ucuna odun ekliyorum. Temel bu şekilde uzuyor. Dört birim uzunluk yeterli olur.
Şimdi temeli çerçevelemem gerekiyor. Buraya böyle uzunlamasına kereste dizeceğim. Odun ikiye böldüğümüz zaman kereste oluyor. Buraya geldiğiniz zaman otomatik işaret çıkıyor zaten. Bu şekilde kereste oluşturabiliyorsunuz. Zemin de bu şekilde oluşturuluyor. Buradaki otomatik kesebilirim. Tamam. Zemini daha önceden temizlerseniz tabi daha iyi olur. Benim gibi son anda değil. Ya da bu işi kendiniz yaptırabilirsiniz. O da yapıyor. Tamam, zemin şimdi daha temiz. Devam edelim. Uzatmıyor. Neden? Çünkü bu tahtaları erken koydum. Koyduğunuz her şeyi tek tek sökebiliyorsunuz. Sen uyanık mısın? Ekleyelim temele. Burayı bitirelim. Ondan sonra zemini döşeyelim. Bunu böyle koyduğum zaman yükseldi, tamam. Bazen mesafe oluyor. Mesafe bakın şu şekilde aşağı doğru gösteriyor. Böyle olduğu zaman bunun seviyesini eşitlemek gerekiyor. Seviyesini yok, şu an eşitlemeye gerek duymuyor. Onu da gösteririm. Hayır, ona gerek yok. Yani isterseniz koyabilirsiniz ama odun israfı. Keresteleri de dizelim. Ne hareket yapıyorsun? Ben onunla inşaat yapacaktım. Duvarı nasıl yapıyoruz? Buraya geldiğimiz zaman duvar çıkacak ama duvarı yapmadan önce köşeyi, iskeleti oluşturmak daha mantıklı. Ben köşeyi koyuyorum. Şu an duvar için odunları dizmeye başlıyorum. Çok fazla odun gidiyor duvar için. Yani bir duvarın yüksekliği kaç birim? Hemen öğrenelim. Ezberlemedim çünkü. Bir tane daha. Temel hariç bir duvar için 6 tane odun gerekiyor. Yani bu aynı zamanda kiriş de sayılır. O zaman 5 tane sadece duvar, üstüne de bir kiriş koymak lazım çünkü çatıda yapacağız. Çatısız olmuyor. Pencere açmak için şu ortaları kesebiliyoruz. İstediğimiz gibi tamamen kafamıza göre pencere açabiliriz. Kapı açmak için ise aşağıdan yukarı kadar, şuraya kadar falan kırıyoruz. Ondan sonra tekrar odun koyuyoruz buraya. Öyle kapı oluşturuyoruz. Hızlıca devam ediyorum burayı da.
Bodrum'a geliyordun değil mi? Biliyorum. Hayır. Şimdi burada yapmamız gereken şey Alfa'yı aldık. Geriye kıvır zıvırlar kaldı. Güzel. Şimdi ben bunları yemeyeceğim ama hop hop. Yine de bir kurutmalık koyayım. Hayır, hayır. Ne oldu, öldüğü için üzülüyor musun? Ben de olsam üzülürdüm. Oo, benim blokladı. Gel buraya. Neyse, kadın olduğun için seni hayatını bağışlıyorum. Şimdi yemek, kurutmalık nerede? Kurutmalık. Nasıl geçmişim ya, gözümün önünde bir şey. Şöyle. Bir bacak. Bir tane bacak olmaz. Bir tane daha kol lazım. Tamam. Ah, kol varmış zaten. Peki bu kol çürük mü yoksa çiğ? Çiğ. Tamam, bunlar oluyor. Bu çürükmüş. Tamam. Hangi uzvun kaldı? Bacaklarını koparmış mıydın? Kafanı. Senin daha bir şeyin kalmadı. Şuraya bir ateş kuralım. Hiçbir parçasını ziyan etmeyeceğim. Sopa yok. Tamam, güzel. Şimdi gövdeyi yakayım. Yanıyor. Evet, diğer cesetler hemen kaybolmuş. The Forest'ta bile daha uzun süre duruyordu. Cüzdanlar oldu benim. Neyse, yapacak bir şey yok. Oradan dolaşıp gelip buradan kütük mü alıyorsun? Yani? Hanımefendi, sizi öldürmedik ama beni pişman ediyorsunuz.
Kasap görev başına. Bacağını kestim, kolu çıktı. Tamam. Şimdi bir tane daha gerekti. Yanına koyamıyorum. Virginia, merhaba. Hayır. Korkma, sadece kasaplık yapıyorum. Virginia. Ne olmuş yani insan etini kurutuyorsam? Benim de kışı geçirmem gerekiyor. Boğazda yiyecek başka bir şey yok. Nereye kayboldun? Şimdi bir de totem kuracağım. Böylelikle korkup yaklaşamayacaklar. Bunu nasıl yapıyorum? Modu değiştireceğim. Çubuğu diktim. Bunu eş mesafeyle dikeceğim. Sonra çit gibi olacak böyle bu. Kafayı bu şekilde yerleştiriyoruz. Çok etkili oldu. Diğer kafada kaybolmadan alayım. Ne yaptın kız? Etimi mi çaldın? Yüzün değişmesi kötü oldu. Evet, bu da sopa bulup böyle koymak. Bunu böyle çit olacak. Korkunç bir çit. Yemek yokmuş ama. En mantıklısı yemeği sabah yemek. Saat kaç? 6. Tamam. İnşaatın başlangıcı bu kadardı. Bir sonraki gün videosunda inşaata devam edeceğiz. Birkaç gün sürecek çünkü ne olduğunu toplamak kolay ne de inşaatı yapmak. Kaydedeyim. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.